Karbonhidratla yağlar aynı anda kullanılır mı? Kıymetli arkadaşlar, bir karbonhidrat ve bir yağ, ikisi için bir ifademiz vardı. Ne demiştik? Geçmiş videolarımızı izleyenler çok iyi hatırlayacaklar. Yağlar için ne dedik? Bedenin işçilik görevlerini icra eden temel elemandır. İşçiliği icra ediyor. İşçi. Çünkü bir birimlik karbonhidratı kullandığı zaman, bir birimlik karbonhidratı kullandığımız zaman elde edilen enerji sadece 38 ATP iken bir birimlik yağı kullandığımız zaman elde edilen 128 ATP'dir. Şimdi bu kadar yüksek düzeyde bir enerjiyi elde etmeden önce yağlar neyi kullanıyor? Bir ön enerji kullanıyor. 2 ATP kullanıyor. Bu ayrıntıları, yani biyokimyasal denklem ayrıntılarını meraklıları biyokimya Google'da yazılırsa görecekler orada sistemin nasıl işlediğini. Ancak burada amacım şunu söylemek. Yağlar iyi bir enerji kaynağı ama karbonhidratsız, glukozsuz bir yağ maalesef kullanılması mümkün olmuyor. Vücut her türlü bir ön enerjiyi almak zorunda. Eğer siz karbonhidratsız beslenirseniz, yani bazı hocalarımızın dediği gibi sıfır karbonhidratla beslenmek gibi bir hedefe yönelen, yani sıfır ekmek yöntemiyle beslenmeye çalışan arkadaşlarımızın olduğunu biliyorum. Bunun doğru bir yaklaşım tarzı ve sürdürülebilir bir yaklaşım tarzı olmadığını, ancak nitelikli, fonksiyonel, genetik yapısı değişmemiş, bozulmamış, lifli bir ekmeğe tercih yönünde yönelmemiz gerektiğini altını çizerim her zaman. Kıymetli arkadaşlar, bu ekmek yağların ön enerjisini temin eder. Yani çıra görevi görür. O çırayı orada tutuşturur. Sonra yağ enerji olarak bedende bol miktarda vücudunuzu ısıtır. Böyle olunca da atalarımız ne demiş? Demiş ki yağlar ekmeğin ateşinde yanar. Yağlar karbonhidratların ateşinde yanar. Yani ön karbonhidrat yanar, üzerinden yağlar tutuşur.